Arkadaşlar burada köpekler geldiler. 4-5 tane. Çeşit görüp geldiler. Çeşit aralarına gitti. Çeşit dağılacaklar şimdi. Herde kızam var. Çeş birini kovalıyor. Ama çeşe çöktüler. Hiçbir yana değmesem. Köpekleri aldı götürdü. Herhalde kızan vardı. Geri kaçmadığı için daramadılar. Köpeklerin hepsi bir yere daldı ya. Ne oldu anlayamadım. Ya geç. Hadi oğlum. Geç kandırıyorum bile arkadaşlar. Geç. Gelmiyor içeride. Ben gidersem gider köpekten içeri dalar da gitmiyorum ki arkadaşlar gelsin. Sabah sabah yaşadığımız olaylara bak ya. Çeşi bırakmamamın sebebi de bu arkadaşlar. Bir bırakayım diyorum. Olaylar oluyor. Kaçta köpekte çok heyecanlı başlıyor ama sonra kaçıyorlar. Hadi oğlum. Toplanıyorlar, bir girişmeye çalışıyorlar, sonra duruyorlar. Ondan sonra kaçıyorlar evlerinin önüne. Sonra suç bizde oluyoruz. Yani onlar kızıştırıyorlar. Ama kaçanlar onlar oluyor sonra. Gel. Gel burada var, gel. Koşur. Geç. Hadi oğlum. Gelmiyor ya. Şimdi gelecekler. Boşayacaklar. Onlar da böyle ufaklar biraz. Elinde kalacaklar. Suç bende olacak. Gel. Gel. Terbiyesiz seni. Gel. Aferin varma benim. İyi bu huyun güzel. Suç senin oluyor. Çeş sonra. Dörtlü bir grup vardı. Orada elde dişi var arkadaşlar. Başta onlar geldi bu tarafa doğru. Sonra bu gidince hemen kaçtılar çeneler ya. Gel hadi gidelim. Arkadaşlar size sabah yaşayan olayı anlatacağım ve keşi neden serbest bırakmadığımı anlayacaksınız. Onu da açıklayacağım. Şu anda ne kadar rahat duruyor, akıllı bir hayvan ama şimdi bir komut verdiğim zaman hemen işin rengi değişiyor. Hadi keş gidiyoruz. Şimdi barut da gelmek istiyor arkadaşlar. Dur. Aslan parçası ne oldu ya? Yavaş gidiyoruz, sakin ol. Yavaş gidiyoruz. Barut da gelmek istiyor arkadaşlar. O senin yavrun. Bu da hani keş gibi arkadaşlar, çok her şeyi anlıyor. Keş sakin ol, dur. Şimdi keşi buraya bağladım arkadaşlar, çünkü durduramıyorum. Benim falan mahvetti. Şimdi anlatalım olayları. Şşş. Şşş. Ne var oğlum?
Bağrında keşin yavrusu arkadaşlar. Sürekli gitmek istiyor arkadaşlar. Şu anda köyün çok yakınındayız. Yani şöyle 3-4 gündür kuzuları içeri aldım. Keşi bazen salıyorum böyle. Hafif bir dolansın gelsin diye. Sabaha yakın ya da böyle kimsenin olmayacağı zamanlarda. Ama işte arkadaşlar yine saldığım zaman köpekler geliyorlar. Keşi artistik yapmaya çalışıyorlar. 4-5 tane köpek geliyor. Keşi tutmaya çalışıyor. Sonra bakıyorlar sert kayaya çarptık. Hemen haydi oğlum benim. Haydi oğlum benim. Bakıyorlar sert kaya ya. Bu sefer köyün içine kaçıyorlar. Köyün içine kaçınca da insanlar diyorlar ki mesela büyük olduğu için niye bunu bırakıyorsun? İşte köpeklerin falan boyu. Ama aslında öyle bir durum yok. Onlar toplanıp geliyorlar. Bunu kızdırıyorlar. Bu sefer de bu onlar bir ikisini yakalayınca onlar topuk. Topu bir şekilde kaçıyorlar. Sanki bizim köpek gidip kapının önünde onlar boğuyormuş gibi oluyor. Ama aslında oranın iç yüzü size sabah anlattığım gibi. Mesela sabah bastı gitti köyün içine. Ama onlar bizim buraya gelmişler aslında. Onların peşine gidiyor. Şu anda var ya tek istediği şey beni serbest bırak uçayım. Başka hiçbir şey istemiyor. Ama arkadaşlar buna zaman var. Şu anda keşi salamıyorum. Köy çok yakın yerde otlatıyoruz. 2-3 gündür de hayvanlarımızı içeri aldık. Keş! Delilendin oğlum sen ya. O yüzden belli bir süre keşi şu anda yine bağda tutacağım. Ara sıra böyle salıyorum gezmesi için. Yaşanan olayları görüyorsunuz. Hem boş oluyor hemen. O yüzden fazla burada salmıyorum arkadaşlar. Şimdi normalde keşi bulaşkan bir hayvan değil ama köpek gördüm gider. Ama onlar keşi sürekli böyle provoke ediyorlar resmen. Böyle toplu şekilde geliyorlar, havlıyorlar, hırlıyorlar. Ve bu da çıldırıyor, birini yakalıyor. Sonra suç bunun başına kalıyor. Ama aslında suçlu bu değil. Ama insanlara bunu anlatamıyoruz tabii ki. Yine de böyle olmaya devam edecek. Hadi oğlum, şiş, şiş, şiş. Ne var oğlum burada? Şimdi yakında arkadaşlar koyunlarımız yerlerden gelecekler ve bu sene Tyson'ın da zaramda gelecekler. Onları da göreceğiz. Ara ara keşte oğlunu Tyson'ın da zaramda tek götürmeyi düşünüyorum. Şiş, ya, 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 ya. Ne var? Ne var keş? Ağaca çıkıyorsun oğlum, çıldırmışsın ya. Bu ara arkadaşlar burada domuzlar geliyorlar. O yüzden kokular burada var. Şimdi bu kış projem keşle Barut'u yan yana götürmek. Baba oğul yani. Haydi oğlum yani evimiz aslında keşe emanet arkadaşlar. Her şeyden haberi var. Yani birisi gitse gelse böyle bir yaban hayvan gelse uzaklara bile gelse hemen keşi havladığı zaman asla boş havlamaz yani. Yani bütün sürü buna emanet aslında bütün ev. Asla boş havlayan bir hayvan değil. Havladığı zaman kesinlikle çıkar bakarız. Bak ipi sardın kendine keş. Dur. Her havladığı zaman çıkar kesinlikle bakarım. Şşşt! Deli olan dur! Bu sene arkadaşlar şöyle koyunlar geldiğinde 15 gün yakınlarda otaracağım. Şimdi yakınlarda ot çok. Ondan sonra uzaklara gideceğiz. Uzaklara gittiğimiz sırada keşi götüreceğiz. Bir şey olmayınca salmıyorum. Boş yere salmıyorum yani. Ama bakıyorum böyle kurtlar falan sıkıntı çıkarıyor. Sürekli geliyorlar. O zaman keşi salıyorum. Keşi zaten kurtları bölgeden def ediyor. Yani keşi sürekli salmıyorum. Bozok var mesela. O geliyor. Bozok da bu bir olunca duşu ve öldürüyorlar direkt. O yüzden salmıyoruz. Buradaki köpekler sürü köpekleri olmadığı için yani canları yok mesela 3-4 tane karşıda köpek olsa gelir bunlar bir gün onları boğarlar. Bir gün de onlar bunları boğarlar. Eşitler ama her gün bunları boğunca bu sefer sıkıntı oluyor. Keş değil mi? Her gün sen niye boğuyorsun? He? Kerata. İnsanlar sanıyor ki bu arsız bir köpek geliyor evlerin önünde köpekleri boğduğunu sanıyor ama aslında olay öyle değil. Onlar kızdırıyor köpeği. Ama kimseye bir şey anlatamıyoruz tabi. Heyecanlanıyorsun duruyorsun ya. Artık yavaş yavaş barutta sarma zamanı geldi keşte beraber. Arkadaşlar bugün yaşanan olay da böyleydi. Sizi aydınlatmaya çalıştım elinden geldiğince. Köpek de geldi bunu kızdırdılar. Bu da gitti birini tuttu. Oradan köyün içine gitti. Suçluymuş gibi geri geldi. Ama tabii ki suç bunda değil aslında diğer köpeklerde ama kimseye anlatamayız bunu. O yüzden yine uzaklara gittiğimiz sıraya keşi salacağız. Burada salamıyoruz. Bu da nerede olsa gidip onları boğuyor arkadaşlar.
Onlar da can olmadığı için dayanamıyor hayvanlar. O yüzden iki tarafa zarar görmemesi için şu anda bağlıyorum. Uzaklara gittiğimiz sırada keşi saracağız yine. Hadi oğlum. Aslandın mı keş? Yoksa eski günlerimi özledin? Seninle maceralarımızı. He? Oğlu şu anda bağırıyor arkadaşlar. Oğlu da gelmek istiyor. Ama yakında sürü gelecek. Kurtlar da gelecek. Aslan paçasını saracağım. Arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Bir açıklama gereği duydum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sen bir şey demek ister misin Keş?